Yunus Emre 3. Bölüm www.seslibetimlemedernek.com Tekten Film. Boğaz'da oturup pozisyonda duran Kadı Yunus'un fotoğrafı üzerinde Yunus Emre aşkın yolculuğu yazdı. 2. bölüm özeti. Çarşı kalabalık, çocuklar koşturuyorlar. Yunus arkasında subaşı ve zabitlerle Ahi Ocağı'ndan çıktı. Denetim yapar gibi geziniyor. Gördüğü giden memnun. Yüzünde gülümseme, omuzlar dik, başı havada. Ormanda kovaladığı esmer adam manav tezgahının önünde onu görüp dondu kaldı. Yunus yol ağzında başını o tarafa çevirdiği an göz göze geldiler. Geçmiş, ormanda, karnında bıçak saplı adam esmer adamın kollarında. Şimdi. Yakalayın! Esmer adam heybesini attı, kaçıyor. Koş! Yakalayın! Esmer adam önüne çıkanlara çarpa çarpa ardına bakmadan sel sürat koşuyor. Onun bu hali etraftaki köylülerde merak uyandırdı. Yunus'un yolu subaşı ve zabitlerin olduğu sokağa çıktı. Subaşı mahcubiyetle eğdi başını. Kaçırdınız elinizden değil mi? O katili bulun. Bulun ve adaleti teslim edin subaşı. Nallığını hallaç gibi dağıtın, o katili bulun. Emriniz başımızda kadı efendi. Yunus ellerini arkasına kavuşturmuş, kızgın adımlarla tek başına yürüyor. Çarşı sokakları dar, kısa. Tüm yollar birbirine çıkıyor. Yunus'un yolu yaşlı adamla kesişti. İhtiyar! Yaşlı adam durup yüzünü döndü. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Sen hala yürür müsün? Ya sana ne demeli? Koskoca kadısın. Yok mudur bir rahvanatın? Hele bir soluklanalım. Kenardaki masaya yöneldiler. Yaşlı adam çekicini yanındaki tabureye koyup öyle oturdu. Masanın üstünde iki maşrapa. Yan tarafta sildiği maşrapalara rafları dizen içecek satıcısı. Kimse yoktur hanım. Tez davranın. Bütün çarşıyı dedik dedik edin. Demirci onlara anlam verememiş gibi şaşkın. Subaşı Hasan. Ne güneş demiş Minberci Hasan. Tanırız biliriz de. Biz kanun ve emirden başkasını bilmeyiz Bayram Ağa. Ağzı öyle dese de o da aynı fikirde gibi. Elleri arkasında gidiyor. O yolda gördüğüm katili buldum. Ama zabitan kaçırdı elinden. Katil o dersin kesin. Bir gördüğüme inanmaz isem neye inanırım ihtiyar? Benim inandıklarımın arasında pek azı göz ile görülür. Hele bu yarı ama gözlerimle azdan da azı görünür. Yunus söylediklerini kafasında değerlendirir gibi sıkıntıyla düşünüyor. Bir kadınla adam huzuruna çıkmışlar. Davalı ve davacı arasında boşanma sebepleri oluşmadığından münevver kızı Ayşe'nin Yörük Ali Paşa oğlu Numan ile evliliğinin devamına hükmolunmuştur. Ay yalvarırım ne hazretleri. Allah rızası için bırakmayın beni bu zalim adamla. Hanım. Yalvarırım ne olur. Ayaklarına kapanmaya yeltendi. Bu yaptığın adalete, şeriata karşı gelmektir hatun. Numan'a götür diye işaret etti. Kurtarın beni kadı hazretleri. Yalvarırım ne olur kurtarın beni. Ne olur kurtarın beni kadı hazretleri. Yalvarıyorum size kurtarın beni. Zabitlerden biri atla kadıhaneden ayrılıyor. Nerede yatar kalkar bu minberci? Beyobası köyündendir. Yaşlı bir anası var, onunla yaşar. Tamamdır Mesut Ağa. Kâfi. Zahmet verdim. Müsaade senindir. Mesut elini göğsüne koyup ayağa kalktı. Başı önde, sırtını çevirmeden geri geri yürüyerek basamakları indi ve yönünü kapıya çevirdi. Elini göğsünden indirmeden ilerliyor. Subaşı da aynı şekilde aşağı indi. Arkasından yürüyor. Yunus düşünceli. Subaşı. Subaşı geri geldi. Emredin kadar. Yanına güvendiğin 4 zabit al. Tebliğli kıyafet, Beyobası köyüne varacağız. Emriniz başım üstüne kadı efendi. Bu arada bu mesele zabitana dahi sır olsun.
Yerin kulağı vardır. Subaşı emredersiniz der gibi kafayı yiyip çıkışa yöneldi. Bu meseleden dolayı son derece rahatsız. Tepkili kıyafet Beyova köyüne gelmişler. İki katta eski bir evin önündeler. Katili sağ isterim Subaşı. Emriniz başımızda kadar efendim. Evin etrafını sarın. Doğan, Adem siz öbür taraftan. Abdi siz de bu taraftan. Çabuk. Yunus kapıya yürüdü. Subaşı eli belindeki hançerin sapında kenarda dikiliyor. Yunus kulağını kapıya yasladı. Kapı açılırken geri çekildi. Subaşı elini hançerden çekip saygıyla önünü kavuşturdu. Geldin mi oğlum? Yaşlı kadının gözleri görmüyor. Yunus da Subaşı şaşkınca bakıştılar. Yunus elini önünde gezdirip görmediğine emin oldu. Biz de onu ararız ana. Bildim zaten. O değilsin. Dışarıda çok at var. Uzun yoldan mı gelirsiniz? Susuz mudur atlarınız? Değildir ana, değildir. Müsaade edersen içeride bir iki soru sormak isterim sana. Buyur oğlum, geç hele. Yaşlı kadın eliyle etrafı yoklayarak geri döndü. Yunus'la Subaşı huzursuzca göz göze geldiler. Yunus babuşlarını çıkartıyor. Tekini çıkartıp adımını eşikten attı. Sonra diğerini çıkartıp öyle girdi içeri. Subaşı üzgün, boynu bükük, ellerini önde kavuşturmuş vaziyette kalıp kapıya döndü sırtını. Aç mısın o? Değilim ana, değilim. Üst kattaki sedire oturdular. Allah sofrana bereket versin. Biz oğlun minberci Hasan'ı ararız. Neden ararsınız ki oğlumu? Ben Nallıhan kadısıyım. Oğlun iki kişiyi öldürmüştür ana. Yaşlı kadının dehşetle gözleri büyürken aynı anda dudakları aralandı. İftiradır kadı efendi oğlum. Allah'tan korkar benim aslanparem. Var git şeyine sor inanmaz isen bana. Tekkeden bir adım bile dışarı atmaz. Nerededir bu tekke? Kimdir şeyhi? Yaşlı kadın korktu. Söylemekte tereddüt ediyor. Yunus çıkınca Hasan hemen kenara çekildi. Yunus eşikten geçti. Pabuçlarını giyiyor. Tahta kapıyı çekti. Kızgın bakışlarıyla yürüyor. Subaşı peşinde. Kimdir bu Şeyh Tabtuk Emre? Ahalinin pek kıymet verdiği bir şeyh efendidir efendim. Tanır mısın? Nallıhan'da tanımayan, bilmeyen yoktur. Çarşı esnafı dahil olmak üzere pek çok insan müridedir. Tekkesi nerededir bilir misin? Nallıhan'da cümle ahali bilir o tekkeyi efendim. Elif görse mertek sanacak adamlar. Tekke kurmuş, posta çökmüş. Ahaliyi irşad edecek. Ah kiva. Subaşı gideriz. Tabtuk Emre tekkesine baskın vereceğiz. Hışım Nat'ına yöneldi. Subaşı neye uğradığını şaşırdı. Bir süre öyle kalıp ne yapacağını bilemedi. Yunus atına bindi. Bozkırın ortasında atlarla yola düşmüşler. Subaşı baskına gittiklerine hala inanamıyor gibi. Dönüp huzursuzca zabitlerle bakıştı. İçi hiç rahat değil. Zabitler de huzursuz ama Emre karşı çaresizler. Yunus önden gidiyor. Akşam vakti. Esnaflar dükkanlarını kapatıyor. Yunus dergaha girdi. Subaşı mutfak kapısının önünde bekliyor. Yunus yanına yürüdü. Zabitler de girdi arkasından. Haber ederler efendim. Yunus kemerli kapıdan mutfağa geçti. İçeriği süzüyor. Kasım avlunun karşısından geliyor. Gergin, huzursuz. Hırkasının önünü kavuşturdu. Avlunun diğer ucunda kendini bekleyen Yunus'un yanına yürüyor. Yunus ellerini arkasında kavuşturmuş. Kızgın, kararlı. 30'larında kahverengi gözlü, orta boylu. Hayrolsun Hasan ha? Kadı efendi birkaç soru sormak ister. Şeyh Tabtuk Emre sen misin? Estağfurullah. Biz inşallah onun ayağının tozu oluruz. Kendisini çağırmışız. Nerededir? Şeyhim zikirdedir. Zikri bölmek pek münasip değildir. İyi o vakit.
Tekkede bir katil gizlenmektedir. Şimdiden tez yok, adalete teslim edile. Minberci Hasan, derhal adalete teslim edile. Şeyhimiz zikirdedir dedik Kadı Efendi. Onun müsaadeleri olmadan değil tekkemize sığınan bir acizi, tekkenin bir çakıl taşını dahi teslim etmek haddimiz değildir. Subaşı tekkeyi arayacağız. Kadı Efendi. Derhal her yeri arayın. Karşı gelen olursa tard edilsin. Kasım'la subaşı göz göze geldiler. Kasım öyle olsun bakalım der gibi kaş kaldırıp önden yola düştü. Bir pani kılıklı aynalı yanlarına gelip Yunus'un önüne geçti. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Olanlar oldu. Ölenler öldü. Aynalı gidiyor. Yunus gergin ve öfkeli bir halde yoluna devam ediyor. Subaşı zabitler peşindeler. Sanki suç işliyormuş gibi bir utanç var yüzlerinde. Avludaki dervişler saygıyla ayaktalar. Yunus zikir seslerinin geldiği kapıyı açtı. Eşikten içeri bakıyor. Şeyh karşısında minbere karşı diz çökmüş, sırtı dönük. Her zikirde kafasını birazcık sağa sola çeviriyor. Yunus'un öfkesi yerini şaşkınlığa bırakmış. Şöyle bir sağa sola bakınıp giderek yeniden dikkat kesildi. Ses etmeden çıkıp çekti kapıyı. Kasım kapının önünde bekliyor. Yunus Hişim'le yanından geçip yan taraftaki kapıya yöneldi. Subaşı peşinde. Kasım arkalarından gidiyor. Zabitler de peşlerine düştüler. Avludaki dervişler şaşkın, garipsemiş bir halde arkalarından bakıyorlar. Bahçe kapısından mutfağa girdiler. Kasım kendi için ayaklananlara kalkmayın diye işaret etti. Yunus sofralara doğru ilerleyip basamaklara karşı durdu. Yemek yiyenlere bakıyor. Onlar da istiklerini bozmadan Yunus'a döndüler. Merakla dikkat kesilmişler. Yunus gördüğü ortama aşağılar gibi bakıp sinir olmuşçasına tavırla kapıya yöneldi. Subaşıyla zabitler peşinden gidiyorlar. Kasım çıkmalarını bekleyip sofralara buyurun devam edin diye işaret etti. Peşleri sıra çıkıp gitti. Ali Taygu'yla sofraların başındaki dervişler ve düşkünler şaşkınca baka kalmışlar. Yunus Minberci Hasan'ın zikir çektiği derviş hücresine girdi. Minberci Hasan donuk bir halde kalıp başını kaygıyla kapıya çevirdi. Gözyaşları yüzünü ıslatmış. Yunus'un yüzünde zafer kazanmış bir gülümseme. Subaşı üzgün, huzursuz. Minberci Hasan başını tekrar eğdi. Nallıhan'da şafak söküyor. Yunus kandillerle aydınlatılmış koridorda önden yürüyor. Ben kimseyi öldürmedim. Minberci Hasan zabitlerin arasında. Zindanların olduğu koridora giriyorlar. Mekancı fedailerle zindanlardan birinde. Ben kimseyi öldürmedim. Yunus önlerinde durdu. Parmaklıklardan göz göze geldiler. Mekancı gergin, tedirgin. Katil değilim ben. Minberciyi onların karşısındaki zindana sokup kapıyı kapattılar. Minberci Hasan kafesin ardından ağlamaklı gözlerle Yunus'a bakıyor. Ben katil değilim. Katil değilim ben. Ben katil değilim. Katil değilim ben. Bundan böyle. Her kim ki bir günaha bulaşa, bilsin ki Nallıhan'da adalet vardır. Bilsin ki burada Selçuklu'nun kadısı vardır. Öfkeyle mekancıya bakarak önünden geçti, dolanıyor. Mekancı baya baya tırsmış. Bundan böyle. Her kim ki kendini kanun dairesinin dışında göre, bilsin ki yatacağı yer ya zindandır ya mezardır. Mekancı gergin, tedirgin. Minberci Hasan onun aksine saf ve masum gözlerle bakıyor. Bu sabahtan tezi yok. Minberci'nin davası görecek Hasan'a. Hazırlıklar tamam edile. Minberci'nin yüzü bir anda allak bullak oldu. Emriniz başımızda Kadı Efendi. Dizinin bağı çözülmüş gibi kas katı bir halde yavaşça yere çöktü. Ama... Bilirim subaşı, bilirim. Lakin miras davasıyla, parayla, pulla meşgul olunacak vakit değildir. Hızla arkasını döndü, kararlı adımlarla gidiyor. Subaşı üzgün bakışlarını Minberci Hasan'a çevirdi. Medet Umar gibi acı acı bakıyor. Subaşı bir anda çıkışa yöneldi. Sabitler peşi sıra gidiyorlar.
gardiyan koridordan giriş kapısını kapatıyor. Allah'ım bağışla. Yardım et. Estağfurullah. 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 Jenerik akarken içi oyuk bir taşın içinde yanan ateş, üstünde kızdırılan bir hançer, dergahta çember oluşturmuş zikir çeken dervişler. Kadı Yusuf, Yunus Gökhan Atalay, Şeyh Tapduk Emre, Payidar Tüfekçi, Molla Kasım, Baran Akbulut, Mesut Mehmet Çepiç, Yeşil Gözlü Kadın Seda Tosun, Ali Taygun, Mehmet Ali Tuncer, Kiran Müge Uyar, Şeyh'in karısı Asuman Çakır, Binberci Aslan Rüzgar Aksoy, Demirci Bayram Sedat Erdiç, Keçeci Murat Ercanlı, Subaşı Ergun Taş, Saka Umut Anyolu, Aktar Hüsnü Saygın Aşan, Aynalı Kaptan Gürman, Konuk Oyuncu Alim İskender Altun, Sıracettin Hazret Hüseyin Taş, Müzik Alpay Gültekin Zeynep Alasya, Sanat Yönetmeni Özü Doğru Cici, Kurgu Yönetmeni Akif Özkan, Senaryo Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız, Genel Koordinatör Hüseyin Nurettin Bal, Proje Tasarım Mehmet Bozbağ, İsa Yıldız, Yapımcı Mehmet Bozbağ, Yönetmen Kamil Aydın, Zabit Adem, Mete Mengütay, Yapım Sorumlusu Orhan Demirci, Prodüksiyon Amiri Fatih Kurt, Reji Koordinasyonu Seda Aydın, Kamera Ekibi Polar, www.tektenfilm.com.tr. Namazda oturup pozisyonda duran Kadı Yusuf'un fotoğrafı üzerinde Yunus Emre Aşkın Yolculuğu yazdı. Bu proje İbrahim Has'ın Tezkire-i Has adlı münakabındaki Yunus Emre rivayetinden ve Mustafa Tatçı'nın denemelerinden hareketle hazırlanmıştır, yazdı. 3. Bölüm. Dergahta gün doğuyor. Bahçede ateşin üstünde koca bir bakır. Şems'in karısı başında durmuş, tahta kaşıkla sütü karıştırıyor. Kasım elinde bir güğümle geldi. İçindeki sütü bakıra boşaltıyor. Batraş şekerini de koydun mu Kasım ağa? Koydum hanım ona. Alacanın sütü kesildi kesilecek. Yemeden içmeden de kesti kendini. İneklerin de derdi olur demek ki. Derdi olmasa ot yer. Süt mü verir Kasım ağa? Ne buyurdu kadıyla zabitan hakkında şeyh efendi? Bir bir anlattım her bir şeyi şeyhime, lakin sükut buyurdular kendileri. Şeriata boynumuz kıldan ince demedi mi? Dedi hanım ana. Devletin kadısıdır dedi. Ne derse o olur, olan olur, ölen ölür dedi. Hanım ana başıyla onayladı. Renkli göz genç kadın bahçeye girip Kasım'ı görünce başörtüsünün ucunu gözlerine kadar kapatıp başını eğdi. Kasım hanım anayı selamladı gidiyor. Genç kadın yüzünü açıp elindeki güğümle hanım ananın yanına geldi. Güğümü yere bırakıp tahta kaşığı elinden aldı, sütü karıştırıyor. Ne anlatır ana molla gene? Ne anlatacak kızım? Kadı tekkeyi muhasara eder ana. Daha ne anlatsın? Bir merakım var, bir borcunu ödemez kızım. Senin üstüne vazifen bu işler. Gözlerini yumup gerdan kırdı. Genç kadın bakışlarını kazana düşürdü. Hanım ağa gidiyor. 60'larında kumral, başlarında takkeli başörtüler var. Kapısında iki zabit bekleyen kadıhane. Beyobası köyünden, Mahmut'tan olma, Aybüke'den doğma, katil zanlısı Minberci Hasan huzurdadır. Mezkur kişinin işlediği suçun mürur-u zaman haricinde olduğu ve dahi zanlı Minberci Hasan'ın akil bali olduğuna şehadet ederiz. Minberci Yunus'un karşısında oturmuş ağlıyor. Tarafımdan şehadetle katil zanlısı Minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i öldürdüğüne tarafımca şahitlik edilmiş olup şahitliğimde başkaca bir şahit tarafından görülmüştür. Olayda hakikati değiştirecek bir delil bulunmamaktadır. Ben kimseyi öldürmedim. Allah'ım. Huzura adalettesin. Var ise bir itirazın söyle. Yok ise mahkemeyi meşgul etme. Hakikat bu minvaldeyken bu şartlar altında dahi zanlıya sual ederiz. Var mıdır itirazın? Aldığım nefes üzerine. Cihanın yaratılma sebebi peygamberimiz üzerine yemin ederim ki ben kimseyi öldürmedim. Gözümle gördüm efendi. Ben yalnız yardım etmek isterdim. O gün Sarıcalar Köyü caminin minberini yapmaktan dönmekteydim.
abdestimi alıp namaz kılmak için dere kenarına giderken birini can çekişirken gördüm. Kurtarmak için elimden geleni yaptım ama... Madem can almak değil, can vermek idi niyetin. Beni görünce neden kaçtın o vakit? İzah et. Korktum Kadı Efendi. Bir garip anam vardır. Başımı belaya sokup onu yalnız koymak istemedim. Ben kimseyi öldürmedim. Affedin. Yunus kafasında değerlendiriyor. Minberci Hasan yalvaran gözlerle bakıyor. Köşede oturan katip gergin bir halde subaşına dönüp baktı. Subaşı boynunu bükmüş ama çakı gibi duruyor. Şahidin yoktur. Delilin yoktur. Senin beyanına istinaden şek ile yakin zahil olmaz. Zira iki maktulü de senin öldürdüğün tarafımca alenen müşahede edilmiş olup, senin beyanına istinaden suçsuzluğuna hüküm vermek hem adalete hem hakikate terstir. Minberci sonunun neye bağlanacağını anlamış gibi taş kesildi. Hüküm verilmiştir. Zanlı Minberci Hasan'ın Delice Deresi yakınlarında Çandıroğlu İlhan'ı ve dahi Çandıroğlu Halil'i gasp etmek amacıyla öldürdüğü şahitler huzurunda vakidir. Bu minvalde karşı istikamette bir ispatı, delili yahut şahidi bulunmayan Minberci Hasan'ın idamına hükmedildi. Minberci Hasan ağlıyor. Subaşı üzgün ama bir o kadar da Emre kadar tavizsiz. Adem ile Doğan'a götürmeleri için işaret verdi. Allah'ım bağışla ya Rabbi. Kollarından kaldırdılar, götürüyorlar. Estağfurullah. 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 Yunus suratını asmış, küçümsercesine arkasından bakıyor. Hükmünden emin, şeriat uygulamanın verdiği vakur tavır içinde. Akşam vakti, ocak alevli. Yunus ellerini karnının üstünde kavuşturmuş, ocağın önünde namaz kılıyor. Etekleri yere kadar uzanan gri tonlarındaki hırkasının önünü kavuşturup üstünden kuşak bağlamış, sarığı başında. Avuçlarını dizlerine yaslayarak rüküye eğildi. Doğruldu, dudakları kıpırdanıyor, bakışları hep ayaklarının ucunda, dizlerinin üstünde çöküp secdeye vardı. Minberci Hasan secdeden doğruluyor. Allahu Ekber. Loş zindanında gözleri yaşlı, başını hafifçe kaldırdı, karşıya bakıyor. Yunus selam verdi. Sakallarıyla bıyıkları aynı uzunlukta. Ne çok uzun ne de çok kısa. Önünü dönüp başını eğdi, duasını ediyor. Avuçlarını yüzünü sıvazladı. Yanı başında tesbihini aldı. Dizlerin üstünde oturur pozisyonda çekmeye hazırlanıyor. Minberci Hasan avuçlarını göğe açıp göğüs hizasını kaldırdı. Adalet ya Rabbi. Adalet ya Rabbi. Adalet ya Rabbi. Yunus ocaktaki alevlerin ışığında tesbihini çekiyor. Günlerdir süren huzursuzluğun sona erip yüzüne bir rahatlık oturmuş. Tesbihi yanı başına bıraktı. Avuçlarını dizlerine dayadı, duasını ediyor. Avuçlarını yeniden yüzüne sıvazladı. Seccadesini toplayarak doğrulup yanı başından tesbihini aldı. Sedirin yanına yürüyüp seccadesini kolçağa, tesbihini de kolçağın başına astı. Köşedeki sedirin duvardan taraftaki başına yürüyüp sehpanın önüne oturdu. Üstünden kitabını alıp köşeye yaslandı. Sayfalarını çeviriyor. Arkasında ve yanındaki pencereler duvardan girintili olması sebebiyle önleri raflı. Yanı başındaki rafta üst üste iki kitapla dürülü bir kağıt var. Kolunu sedirin arkasında yasladı, elindeki kitabı okuyor. Uyumamaya çalışır gibi kaşlarını kaldırıp elini başının altına yasladı. Sakin, huzurlu, çok geçmeden yavaş yavaş kapandı gözleri. Sabah vakti, Nallıhan obası. Günün ilk saatleriyle çarşıda hareketlilik başlamış. İdam!
Kececi dükkanından kulak kabartıp sıkıntıyla düşürdü yüzünü. Kadın ne sanır kendini? Minbelci Hasan adamı öldürmez ağam. Sen her şeye karışma, işine bak hadi. Öyle hüküm olmaz. Kim görmüş, kim bilmiş? Yavaş gel Şahin ağa. Atma ağa, yalan mı konuşur? Moğol kadısıdır bu olsa olsa. Kececi işine döndü. Onun dürtüp durduğu keçeye çırağı su boşaltıyor. Hükmün infazı için gerekli hazırlıklar yapılsın. İdamlığa son arzusu sorulsun. Şeriata uygun ise kabul edilsin. Emriniz başımızına kadar. Subaşı. Hüküm kadının değil, adaletindir. Kim ki şüphe duyar, kadıya değil. Mahkemeyedir kuşkusu. Haşa, Kadı Hazretleri. Haşa. Kadıhanenin önünden yürüdü gitti Ahi Hoca. Söyleyin hele ağalar. Nedir derdiniz tasanız? Ne olacak tasamız? Hem nereden bilirmiş? Hasan katildir. Doğru söylüyorsun. Nereden biliyor? Şeriatın değil. Kadının kendi kararı bu. Keyfe keder kadı mı olur? Hani delilidir bu terazinin? Doğru söylüyorsun. Ağalar! Hele sükut buyurun. Burası istişare meclisidir. İsyan meclisi değildir. Şeyhim, ahiler doğru söyler. Bu hüküm temyiz edilmelidir. Karınca incittiği görülmemiş. Kim demiş adam öldürmüş? Doğru. Eşkıyası, Moğol'u bozgunu yapsın. Garibanlar zindanlarda idamını beklesin. Olmaz böyle adalet. Adalet değil, cinayettir bunun adı. Ağalar, iyi dersiniz de şeriatın kestiği parmak acımaz. Şeriat ne vakittir kadının iki dudağına kalmıştır şeyim? Var mı pulun, kadı kulun. Yok mu pulun, cehennemdir yolun. Yavaş gel hele keçeci. Kulağın işitir mi ağzından çıkanı? Yalansa yalan değil. Nerede bir gariban var ezilir. Nerede bir aciz var ümüğüne çökülür. Nerede bir Türkmen obası var talan edilir. Nerede bir köylü devlet kapısında eşik öper. Yetti gari ağalar, yetti. Doğru söylüyor. Azmi ağa doğru konuşur. Medreseli sınıfı ölür de az etmez bizim gibi ayı takımından, köylüden, kömetten. Moğol'un zulmü var imiş memlekette. Selçuklu'nun kadısı var iken Moğol'a ne hacet? Keyfe keder kadı olmaz. Doğru söyle, böyle hüküm olmaz. Böyle kadılık böyle olmaz. Böyle kadılık olmaz. Evet. Selçuklu'ya böyle hüküm gelmedi. Tamamdır ağalar. Tamamdır. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Boş lakırdının kimseye faidesi yoktur. Ki ahi ocağı da siyaset ocağı değildir. Şimdi deyin, nedir muradınız? Ne yapmamız icap eder? Var mıdır bir diyeceği olan? Vardır şeyim. Ahiler aralarında bakışıyorlar. Demirci Bayram kasketinin altında vardır. Yandan sarkan ince bir tutam örgü saçıyla başını öne salladı. Mesut yüzünü ona döndü. Akşam karanlığında dergahın ön cephesi. Kadı efendi hükmü vermiştir şeyhim. Hüküm başkadır, karar başka. Dehele ne vermiş? İdam demiştir, kırmıştır kalemi. Minbercinin savunmasını bile dinlememiştir. Koskoca kadı. Ol der olur, öl der ölür. Şeyhim. Avucunu göğsüne yasladı. Şeriata boynumuz kıldan incedir. İncedir ama... İndirdi. Kadı efendi şahidim vardır demiştir. Demiştir ama... Kadı da olsa şahidini göstermesi gerekmez mi? Adını dahi vermemiştir şahit. Kasım da yanlarında. Şahidi benim. Mesut bir anda şeyhe döndü. Kasım şaşkın gözlerle şeyhe bakıyor. Şeyh başını Mesut'a çevirdi. Mesut şok olmuş bir halde Kasım'a bakıp gözlerini indirdi. Şeyh sonra da Kasım'a döndü baktı. Kasım düşünceli, başı önde. Yunus Subaşı'nın açtığı kapıdan kandillerle aydınlatılmış koridora girdi. İnfazın gerçekleşmesi için bütün hazırlıklar tamam Kadı Efendi. İdamlığa son arzusu sorulmuştur. Dünya gözüyle bir kere daha anasını görmek ister. Elbet, elbet. Gerekli mühlet verilsin. Anasını görsün. Sonra şeriat tatbik edilsin. Subaşı başını eğip bakışlarını düşürdü. Yunus onun haline dikkat kesilip etkilenmek istemezmiş gibi hızla ilerledi.
Subaşı bakışlarını kaldırıp huzursuzca arkasından baktı. Geldiği yöne doğru geri gidiyor. Sabah saatlerinde Nallıhan Ovası. Mesut üstünde kahverengi uzun yeleği, başında üstü beyaz, çevresi yeşil sarıyla esnafı selamlayarak çarşıdan kadahaneye doğru ilerliyor. Karşıdan Yunus'un geldiğini görüp duraksadı. Atıyla birlikte yürüyen zabit Yunus'un yanından geçip ahıra yöneldi. Yunus da Mesut göz göze geldiler. Mesut hızlandı. Yunus merakla ilerlerken ortada buluştular. Selamun aleyküm Kadı Hazretleri. Aleyküm selam Mesut ağa. Nedir bu telaş? Mesut kucağından bir ferman çıkarıp Yunus'u uzattı. Yunus merakla alıp dürülü fermanı açtı, okuyor. Okudukça daha bir asıldı suratı. İşte tüm bu meskur sebepler ışığında hakikat, Nallıhan Kadısı Kadı Yunus tarafından verilen hükmün yanlışlığını ve iptalini şart kılmaktadır. Kim vermiştir bu fetvayı Mesud Ağa? Şeyh Efendimiz vermiştir Kadı Hazretleri. Ben Selçuklu Ali'nin Nallıhan Kadısı Kadı Yunus. Sana sorarım, bu fetvayı verenin adı namı nedir? Fetva sahibi Şeyhimiz Tapduk Emre'dir Kadı Hazretleri. Ne vakittir adaleti tesis etmek, şeriatı tatbik etmek, elif bilmez, medrese bilmez tekke şeyhlerine vazife olunmuştur Mesut Ağa! Mesut onun öfkesi karşısında dona kaldı. Yunus haşımla gidiyor. Mesut ardından bakar gibi oldu ama hızla yola koyuldu. Yunus elinde fermanla burnundan soluyarak dar ve kısa çarşı sokaklarında ilerliyor. Numan'la Ayşe yanından geçiyorlar. Kadı efendi, Allah hakkı için kurtarın, boşayın beni bu adamdan. Canımdan bezdi. İçer sarhoş olur döver. Neye sinirlense döver. Ayşe ile göz göze gelip birbirlerinden uzaklaştılar. Doğan atıyla Yunus'un önüne çıktı. Dur, in aşağı. Zabit Doğan deri siyah üniformasıyla indi attan. Yunus siyah hırkası ve kavuğuyla ata bindi. Ya. Doğan ne olduğunu anlamamış gibi sağa sola bakınıp ardından baktı. Yere çökmüş testiye su dolduran bir çift kadın eli. Suyun daktığı borunun üstü zemini kaplayan toprakla örtülü. Sadece ucu görünüyor. Testi şeyhin yeşil gözlü kızının elinde. Üzerinde kuşaklı bir dokuma elbise, başında takke, takkenin üstünde başörtüsü. Başörtünün bir ucu boşta, diğer ucunu çenesinin altından dolayıp takkenin altına sıkıştırmış. Issız bir arazinin ortasında. Yunus atın üstünde göründü, biraz ötesinde yanından geçiyor. Onu görünce durdu. Hayran gözlerle bakıyor. Kızı fark edip yüzünü Yunus'a döndü. Sonra hemen irkilip başını eğdi, başörtüsünü çenesinden burnuna kaldırdı. Arkasına yığılmış büyük taşların üstünde çekiç duruyor. Yunus gözü çekice ilişip yola koyuldu. Şeyhin kızı da kalktı. Aynı anda farklı taraflara gidiyorlar. Dergaha gelmiş. Kapıdaki derviş yanına gelip atın yularını tuttu. Kasım içeriden çıkıp Yunus'u karşıladı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Şeyhim seni bekler Kadı Efendi. Buyur. Kasım Yunus'tan hiç az etmeyen bakışlarla önden gidiyor. Ona karşı tavizsiz. Yunus peşi sıra ilerliyor. Atı bağlayan derviş de girdi arkalarından. Kapıdan girişte sağa giden yol mutfağa, dümdüz giden yol da avluya çıkıyor. Arkadan giren derviş sol taraftaki bölüme döndü. Yunus'un kaşları çatık, elleri arkada, omuzları dik. Kasım yanından geçtiği dervişlerle konukları selamladı. Avluda ilerliyor. Yunus küçümseyerek bakıyor. Şeyh'ten gelen fermanı kucağına sokmuş. Avludakiler merak ve şaşkınlık içinde arkalarından bakıyorlar. Şeyh içeri ışık süzülen iki pencere arasındaki minbere karşı durmuş. Dizlerinin üstünde namaz kılar pozisyonda oturuyor. Yunus içeri girip öfkeli bakışlarını ona dikti. Yan duvarların önlerinde mumlar, pencerelerin önlerinde kandiller yanıyor. Yerlerde kilimler, zikir için çember oluşturarak oturulan orta yerde koyun postları. Çemberlerin postsuz başı şeyhin olduğu minik yükseltili yere denk geliyor. Şeyh başını sağ omzuna çevirdi, namazda selam veriyor. Yunus elleri arkasında geriden seyrederek öylece bekliyor. Kasım açık kapının önünde şeyhe saygıdan başı önde. Şeyh şimdi de başını sol omzuna çevirdi. Yunus yandan sanki tanımış gibi olup afalladı. Şeyh başını önüne
çevirdi. Yunus şaşkın. Şeyh avuçlarını yüzüne sıvazlıyor. Avuçlarını yere yaslayıp öne eğildi. Dizlerinin üstünde oturup pozisyonda arkasını dönüyor. Yönünü Yunus'a dönüp altında kalan yeleğini eteklerinin dizlerinin üstüne çıkardı. Yunus'a tebessüm ediyor. Yunus hayretler içinde donup kalmış. Hoş geldin kadı efendi. Hoş geldin. Yunus olanı biteni kafasında tartıp değerlendirmiş gibi ima ile gözlerini kıstı. Hoş bulduk. Şeyh efendi. Elleri arkasında meydan okurcasına bakarak yanına yürüyor. Kasım adımını içeri atıp Şeyh'i selamladı. Kapıyı kapatıyor. Şeyh tüm iştenliğiyle gülümserken Yunus öfkeli bakışlarıyla karşısında durdu. Kasım duvarın dibinden ilerleyip kenara geçti. Yeniden selamladı Şeyh'i. Sebebi ziyaretimiz malumdur. Hele bir soluklan. Dostlar meclisindesin. Bellidir dostlar meclisinde olduğumuz. O sebepten olsa gerek, kadı olduğumu bildiğiniz halde adaletimize itiraz edersin. Haşa kadı efendi. İtirazımız adalete değil, verilen hükmedir. Bunlar devlet işidir şeyh efendi. Karışmayasınız. Hüküm başka şey, kadı başka şey, adalet başka şey olsa gerektir. Hükme itiraz nasıl adalete itiraz olur kadı efendi? Kasım tahammülsüzce gerdan kırdı. Kadının kim olduğunu bilsem ne, bilmesem ne? Buraya tartışmaya gelmedim. Sizden naçizane ricam, hükmümün yanlış olduğuna dair ahilere verdiğiniz beyanın değiştirilmesidir. Belinden çıkardığı fermanı gösterdi. O kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye hakikat de değişecekse değiştiriveririz, olur biter. Yunus aldığı cevaptan hoşnutsuz oldu. Kasım ise tam tersine keyiflendi. Şeyh gülümseyerek Yunus'a bakıyor. Yunus bozguna uğramış gibi burnundan soluyarak avluya çıktı. Kasım ise zafer kazanmışçasına gülümseyerek arkasından uğurluyor. Çok gitmeden durup arkasından baktı ve kapıların birinden içeri girdi. Mikel karşıdan gelirken Yunus da karşılaşıp durdu. Yaranız nasıl olmuştur kadı efendi? Yürümeye pek alışkın değiliz belli. Derinin altına sirayet etmiş midir yara? Biz hekimiz kadı efendi. Sadece dışını görebiliriz. Hem dışını hem içini görmek ancak Şeyh Tapduk Emre'ye mahsustur. Sayenizde iyileşti. Mikel efendi sağ olasın. Estağfurullah kadı efendi. Verdiğimiz sadece merhemdir. Şifa ise Rab'dendir. Yunus orada onu görmenin ve sözlerinin verdiği şaşkınlıkla çıkış kapısına yöneldi. Dışarı çıktı. Atının yuları duvardaki çengele bağlı. Yunus atın yanına yürüdüğü sırada başını kaldırdığı an karşıdan gelen Şeyh'in kızıyla Kira'yı gördü. Şeyh'in kızı testiye omuzuna yüklenmiş. Yunus'u fark edince başörtüsüyle kapattı yüzünü. Yunus hayran bakışlarını çekip öfkeyle atına hızlandı. Kira ile Şeyh'in kızı şaşkınca baktılar. Yollarına devam ediyorlar. Yunus ata bindi. Şeyh'in kızı avlu kapısına çıktı. İçeri girmeden merakla Yunus'a baktılar. Kira'nın ellerinde güğümler var. Yunus giderken onlar da avluya girdiler. Hanım ana bahçede yine yürüyor. Selamun aleyküm ana. Aleyküm selam. Ne der ana kadı? Neden gelmiş gene? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk hanım ana. Ana ne diye gelmiş kadı derim? Nereden bileyim kızım? O mu işim benim? Aç mısın kızım? Sağ olasın hanım ana, değilim. Kızım işiniz yoksa şu ateşi harlayıverin de kazanları kaynatıverelim. Lokma yok akşama. Kızı tamam diye kafa sallayıp hadi diye işaret etti Kira'ya. Taşıdıkları sularla kazanın başına yürüdüler. Kesin verdiği idam hükmüyle ilgili. Çok sinirliydi, görmedin mi? Yüzüne mi baktın bacım sultan? Hem kadı neden kızsın ki şeyh babana? Babam idam hükmüne itiraz etmiştir de ondan. Hem iş görüp hem laf etmek mümkün değil mi hanımlar? Kira'nın kaş göz işaretiyle hızla işe koyuldular.
Boşta duran kazanı dolduruyorlar. Diğer kazan sopalarla üçgen çatı kurulup tepe kısmından sarkıtılmış çengelle zincire tutturulmuş. Altı ateş yakmak için taşlarla çevrili. Nallıhan obası. Tahta bardağı su dolduran bir çift el, suyu dolduran saka. Dükkanın girişinde oturan değirmenciye verdi suyu. O suyu içerken ahilerden yanlarına toplanmış birkaç tane esnaf merakla bekliyor. Anlat hele Pirdaş. Kadın hediye vardı şeyhimizin huzuruna. Ne dedi bu Yendecan? İtirazını geri mi al der? Bilmem. Duymadın mı konuşurlarken? Dervişhan'ın dediklerini de mi bilmez? Anlat hele. Merak da koma biz. Ağalar. Kalabalık büyümüş. Mesut aralarına girdi. Hayrola ağalar. Kadı Yunus, Tapduk şeyhimizin huzuruna varmış. Onu merak ederiz. Merak kişinin kendi başına gördüğü bir iş ağalar. Yunus Firdaş'ımızın vazifesine neden engel olursunuz merakınızla? Ha? Hava ateştir. Ahali su bekler. Sokakta, ışıkta. Belli ki esnafın vazifesi de kadının dedikodusunu yapmakmış. Mesuda. Mesut gibi diğerleri de suçüstü yakalanmış gibi mahcup kaldılar. Yunus arkasını döndü, hışımla gidiyor. Mesut ahillerin önünde azar işitmeyi gururuna yedirememiş gibi öfkeyle ardından bakıp ahilleri selamladı, yola koyuldu. Onlar da dağılıyorlar. Akşam vakti dergah. Aynalı mutfakta sırtını kolona vermiş kendi halinde oturuyor. Destursuz dalmış şeyhimizin huzuruna. Saygı desen ağzından çıkanı kulağa duymaz. Ağzını açıp tek kötü söz bile etmemiş şeyhimiz yine de. Ya. Kasım mutfağa girdi. Mutfakta akşam yemeği hazırlığı yapılıyor. Kazanlar kaynarken sofralar kuruluyor. Kasım teftiş edercesine gezinip Ali Taygu ile birlikte kazanın başına toplanmış dervişlerin yanına döndü. Ona karşı Aynalı hariç herkes el pençe divan. Ağzını açıp da seviyesizin seviyesine mi insin şeyhimiz? Bunu aklından geçirmek bile abesle iştigal. Hak erenleri çiğ bir Adem ile konuşacak değil. Erenler, erenler meclisinde oturur, konuşur. Konuşulacak bir mesele var ise. Aynalı hışımla yerinden kalkıp önüne geldi. Göz göze geldiler. Hızla çıktı gidiyor. Kasım yanlarına yaklaşıyor. Oğlum, bu deliği mutfağa alma demedik mi biz? Aynalı geri gelip önünden geçti. Yerden gondola benzer tasını aldı, geri gidiyor. Öfkeyle bakarak yine önünden geçti. Kasım bozulup burnundan soluyarak ellerini arkasında kavuşturdu. Edepsiz. He, kesilecek bir ceza var ise o mecliste kesilir. Öyle bir kesilir ki değil kadı, Acemistan'da şah olsan başına göçer o taht. Şeyh Tapduk Emre kapıyı açtı. Eller koltuk altlarına sıkıştırılıp omuzlar dikildi. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Şeyh elini göğsünden indirip yanlarına yöneldi. Kasım ardından bakıyor. Şeyh ocağın başından dumanlar tutan kazana yaklaşıp eğildi. Bolulu Ali Taygu elinde kapakla kenarda dikiliyor. Ya Şafi. Tarhana kaynatmışım şeyhim. Bizden midir? Afyon Karahisar'dan Şeyh Recep Efendi göndermiştir şeyh. Elma gönderin Şeyh Efendimiz'e bahçede. İlk kervanla gönderildi bile. Demek ders verir bize Şeyh Efendimiz bir yandan. Hediyeleşin ki muhabbetiniz artsın demiş Efendimiz. Kasım onaylarcasına başını önüne eğdi. Şeyh yandaki kazanın yanına yürüyünce Ali Tayyip kazanın kapağını açtı. Şeyh ona da okuyup üfledi. Bulgur da bizden değil midir? Bizde de vardır kilerde şeyhim ama bunu da Karaman'dan Şeyh Edebali Hazretleri göndermiştir. Elma gönderin Şeyh Efendimiz'e. Bak nasıl çoğalır, nasıl da berekettir muhabbetteki. Ne dersin Molla Kasım? Öyle mi hadis dersi verilir, böyle mi? Muhabbeti azaltmak, hadislerle de beyan olduğu üzere sünnete mani olmadır. İyiliğin çoğalmasına mani olmak da sünnete terstir. O halde kimse hakkında kötü konuşmamak da sünnettir. Kötü konuştu diye başkasını şikayet,
Söylenen kötü sözlerden daha kötüdür. Bu da muhabbeti azaltır. Zinhar, sünnete mani olanlardan olmayalım. Aynalı kapıdan girip saygıyla durdu. Gondol tarzındaki tası çanta gibi omzuna asmış. Gel bakalım, pirim. Sevinç'le yanına koşup elini öptü. Şeyh sevgiyle saçlarını okşuyor. Molla Kasım ikisi arasındaki yakınlığa kıskanmış gibi masum ve şaşkın bakıyor. Dağın eteklerindeki Nallıhan obası. Yunus yüzünde karıncalar gezinerek yatağında uyuyor. Uyku sersemi eliyle sıvazlıyor yüzünü. Karıncalardan biri gözünde gezinirken uyandı. Silkelenerek yarı doğrulup yüzündeki ve boynundaki karıncaları temizliyor. Dizlerinin üstüne kalkıp geceliğini silkeledikten sonra avuçlarıyla vurarak yüzünü de temizledi. Başına beyaz bir takki takmış, bıkkın, sıkıntıyla gerdan kırdı. Dizlerinin üstünde doğrulup kadife battaniyesini silkeledi. Başını arkaya çevirdi, yere bakıyor. Önüne dönüp başucundaki sehpaya uzandı. Kandili aldı. Bir şeyle yatağın kenarında yere bakıyor. Bakışlarını kaldırmadan ayağa kalktı. İki büklüm bir halde karıncaların çıktığı yerin kaynağını arar gibi geziniyor. Kandili yere bırakıp doğruldu. Yatağın kenarından katlanmış beyaz bir bez aldı, tekrar kandilin yanına dönerken boynundaki karıncaları temizledi. Duvarın dibine eğilip bezi yere savurarak yuvanın ağzından karıncaları sağa sola savurdu. Bezi deliğe tıkayarak yuvayı kapatıyor. Kandili alıp doğruldu. Yere bakmayı sürdürerek yatağın kenarına geçti. Battaniyeyi aldı, çırpıyor. Düşünceli bakışlarıyla dizlerinin üstünde yatağa çıktı. Kandili sehpanın üzerine bıraktıktan sonra bacaklarını sıkıntıyla aşağı indirdi. O kolaydır. Biz beyanımızı değiştirdik diye hakikat de değişecekse değiştiriveririz, olur biter. Yunus aklından geçenlerin düşüncesiyle huzursuz, sıkıntılı, kafası karışmış gibi bir hali var. Ezan sesiyle keyifsizce gözlerini kapatıp burnundan nefesini boşalttı. Şafak söküyor. İmam şerefede. Sabah vakti kadıhane. Zabitlerin ikisi kapı bekliyorlar. Görevli katip köşede, Doğan kenarda. Her şey hazır kadı efendi. Huzur alabiliriz. Hükmü vermedik mi Sübaşı? Daha ne diye huzur alırsın? Gasp eden ihtiyarla şüpheliler efendim. Yunus yanıldığını anladı, ses etmiyor. Subaşı şaşkın. Affet kadı efendi, affet, affet, affet oğlumu. Benim oğlum canı kıyamaz, sen büyüksün, affet. Haşa anam, haşa. Bağışlamak Allah'a mahsustur. 15 yaşlarında gözü yaşlı bir oğlanla geldi. Yunus'un göğsüne kapandı, öyle ağlıyor. Burası ağlamak yeri değildir ana. Cana kıymaz benim yiğidim. Kanın hemen seni bile öldüremez o. Subaşı kollarından tutuyor. Yunus kötü olup kaçarcasına makamına yöneldi. Affedin. Affedin oğlumu, affedin. Affedin. Affedin oğlum. Benim oğlum cana kıymaz. Ana tamam. Hadi gidelim. Ana. Ana ben... Benim ne yetkime ne haddimedir. Bizler emir kuluyuz. Affedin oğlum. Belli ki sizler devletli insanlarsınız. Benim oğlum garipti. Üç kişi makama geliyorlar. Biri aktar çırağı. Subaşıyla olan yaşlı kadını çıkartıyorlar. Yunus etkisinde kalmış gibi üzüntüyle arkalarından bakıp geçin diye işaret etti üçlüye. Ertegün efendi, bu adam beni gasp etti dersin ama ne bir delilim vardır ne de bir şahidin. Aha. Moru geçmemiştir daha boynumu kadı efendi. Bu ihtar bunaktır kadı efendi. Uydurduğunu görür. Ben o vakitte Beldebi köyündeydim. İşte çarşıda çıraklık yapan bu Gökhan da şahidimdir. Doğrudur kadı efendi. Daha önce ben de bir akrabamı ziyarete gittim o köye. Köyde gördüm bey abiyi. Yalan söylerler kadı efendi. Bu çocuk yalancı şahitlik eder. Orasına biz karar verelim Ertegün efendi.
davacı Ertegün başını eğdi. Yaşlı aksakallı, davalı adam bıyık altından sırıtıyor. Gökhan huzursuz bakışlarını düşürdü. Hüküm verilmiştir. Hacı Demiroğlu Ertegün Efendi, Kerimoğlu Yalçın Efendi'nin kendisini gasp ettiğine dair ne bir delil ne de bir şahit sunmuştur. Kerimoğlu Yalçın'ın kendisinin ve şahidinin de ifade ettiği üzere masumiyetine karar verilmiştir. Ben doğruyu konuşurum Kadı Efendi. Bu eşkıya beni gasp etti. Ağlar! Duruşma bitmiştir. Makam boşuna meşgul etmeyin. Ertegün gergin, çaresiz. Yunus dalgın, sanki bu davayla hiçbir ilgisi yokmuş gibi aklı başka yerlerde. Yalçın Gökhan'a dönüp tamamdır der gibi işaret etti. Yunus'un bakışları boşlukta. Ertegün ve diğerleri ayağa kalktılar. Saygıyla huzurundan ayrılıyorlar. Subaşı uğurlar gibi peşlerinde. Katip Rahle'den yazdığı kağıdı alıp Yunus'un yanına götürdü. Rahle'ye koydu, bekliyor. Yunus kendine gelip mührünü eline aldı. Arapça yazılan kağıdın sol alt köşesine bastı, ardından geri koydu. Katip yerine geçiyor. Yunus düşünceli. Subaşı açık kapının başında, kenara geçmiş. Üçlünün koridora çıkmasını bekliyorlar. Kapı görevlisi zabit karşısında. Hasan'a, Hasan'a. Hayırdır Mesud'a? Nedir bu telaşınız? Demirci'den aldığı dürülü zarfı subaşına uzattı. Heyecandan ayakta zor duruyor. Demirci bayram gergin. Subaşı iyice meraklanıp zarfı açtı. İçindekileri okuyor. Mesut'la Demirci nefeslerini tutmuş, gergince bekliyorlar. Ağlar. Bu ne demektir? Kadı Efendi başka çare bırakmamıştır Hasan'a. Şeyhimizin desturunu almışız Hasan'a. İyi dersiniz. Hoş dersiniz dağlar. Bunu Kadı Efendi'ye nasıl izah ederiz? Yunus dikkat kesilmiş. Nedir o? İzahı zor mesele Hasan ha? Saygıyla ellerini karınların üstünde bağladılar. Mesut da subaşı göz göze geldiler. Yunus kendinden emin adımlarla yanlarına yürüyor. Üçü de gergin, huzursuz. Ne ister ağalar? Subaşı. Minberci Hasan'a verdiğiniz idam kararının temyizi için Konya'ya başkadıya müracaat etmek isterler Kadı Hazretleri. Yunus hışımla dönüp bakınca Mesut ürkerek bir anda bakışlarını düşürdü. Yunus kağıdı kaptı, kendi okuyor. Subaşı huzursuz. Demirci Mesut tedirgin gözlerle Yunus'a bakıyor. Demek kararımı iptal ettirmek için temyize gideceksiniz ağalar ha? Kim verdi bu emri size? Şeyhiniz mi? Mesut başı önde, sessiz. Demirci sözü ondan bekler gibi imayla gözlerini dikmiş. Yunus hışımla gitti. Kaygıyla aralarında bakışıyorlar. Subaşı yılgın bir halde nefesini boşalttı. Yunus hışımla dergaha giden yolda ilerliyor. Öfkeden deliye dönmüş, kollarını sallayarak adımlarını kocaman atıyor. Şeyh suyun aktığı yerde çeşme örmek için hazırlanmış taşlardan birine malayla karışımı buladı. Ardından taşı diğerinin üstüne koyup doğrulurken Yunus'u gördü. Yunus'un başı öne dönük. Hayırdır Kadı Efendi? Durup şeyhe döndü. Fakirhanemizi basmaya mı gidersin gene? Ben senden beyanını değiştirmeni istemiştim Şeyh Efendi. Ahileri teşkilatlayıp kararımı temizle göndermeni değil. Temyizle değişen hükümdür Kadı Efendi. Adalet değil. Adalet bir kutup yıldızıdır. Her şey etrafında dönerken o yerinde sabit durur. Benim kararım yanlış mıdır? Hatalı mıdır ki değişsin? Gözümle gördüm katili. Adalet dediğin kadının gözleri midir ki? Ya kadı kör ise? Ben senden süslü laflarla adalete perde olmanı değil, şahitliğinle adaletin tecellisi için yardım etmeni beklerdim. Ben bir katil görmedim Kadı Efendi. Ben seni şahit göstererek yalan söylerim o vakit. Şeyh güğümdeki suyu yanına alıp taşların üstüne çöktü. Estağfurullah Kadı Efendi. Seni doğrulamak için kendim yalan konuşmaktan sakınırım.
Yalan konuşmaktan sakınacak kadar imanlısın da. Şahitliğini bozup adalete nasıl gölge edersin? Ben kimim ki? Cismim, cüssem nedir ki o koca yıldıza gölge edeyim Kadı Efendi? Buraya seninle münakaşa etmeye gelmedim Şeyh Efendi. Adaletin terazisi delil ile çalışır. Biz kanaatimizde değil, ilmimizle karar veririz. Süslü sözlerle, mantık oyunlarıyla hüküm verilseydi... ...mahkemelerde kadılar değil, şairler, felsefeciler hüküm verirdi. Doğru dersin. Bir kadı ilmiyle hüküm vermeli. Madem ki kitaplarda yazan ilimden konuşacağız... ...o vakit benim şahitliğim şer'en geçerli değildir. Niyeymiş o? Bir körün şahitliği geçersizdir şeriat hukukunda. Mahkeme kurdun. Kendi namına hükümde mi verirsin? Kaynak mı istersin? Kuduri Hazretlerinin el muhtasarı ortadadır. Okuma yazma bilmezsin. Ama kitap isimlerini ezberlemek için de okuma yazma bilmeye ihtiyaç yoktur. Birinci cildin 387. sayfasında... ...vaziyeti açık seçik beyan etmiştir Hazret. Yunus sayfasına kadar bilmesini afalladı. Bir yandan da kibirli, tavizsiz. İyi dersin. İyi dersin de... ...Kuduri Hazretleri fetvasında körlerden bahseder. Körlerin şahitliğinin kabul olunmayacağından. Sen kör müsün ki? Belli ki iyi eğitim görmüşsün Kadı Efendi Karatay Medresesi'nde. O vakit... ...mantıktan da konuşmamız icap eder. Az çoğun delilidir Kadı Efendi. Şimdi içeride... ...iki çuval şeker olsa... ...ve sen bana iki tane şeker versen... ...biz o iki şekere bakarak... ...o çok şekerin varlığına iman etmez miyiz? Tut ki benim gözlerim... ...şimdi ben kör müyüm büsbütün? Ama körlük var mıdır gözlerimde? Vardır. Pek az görürüm. Ya görür müyüm? Görürüm. Peki açık mıdır gözlerim büsbütün? Değildir. Azdır ama görürüm. Hem görürüm hem görmez bir kör. Yunus sözlerinin etkisi altına girmiş gibi. Şimdi tut içindeki şüpheni 10 fareye ayır. 9 faresi suçlu, 1 faresi masum der ise o kişi masumdur. Ama 9 faresi masum, 1 faresi suçlu der ise o kişi suçludur. Yunus gündeye gelmişçesine düşünür bir halde suskun kala kaldı. Şeyh ayağa kalkıp yüme aldı, işine dönüyor. Yunus dalgın, düşünceli. Akşam ezanı. Hayırlı akşamlar Mehmet Efendi. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Çarşı esnafları toparlanıyorlar. İyi akşamlar Mehmet Efendi. Eyvallah. Hadi gidiyorlar. Hadi toparlanın, geç kalacağız. Sırlamadınız mı daha bayrama? Sırladık. Aman geç kalmayalım da şeyhimizin geçen sohbetine de gelemedim ben. Mesut ağa gelsin, düşeriz yola. Heh, geldi Mesut ağa. Selamun aleyküm ağalar. Hadi düşelim. Daha varıp abdest tazeleyeceğim ben. Hadi bakalım o vakit. Hadi. Sen de üstünü başını değiştir. Doğru ev. Hadi. Baş üstüne olsun. Demirci takıldı peşlerine. Kadıhane. Koridorda sessizce ilerleyen bir çift ayak... ...ayakları subaşını koridorun başındaki dış kapıya götürdü. Subaşı arkadan sürgülü kilidi kontrol etti. Etrafı teftiş ederek geri dönüyor. Koridorun köşesini dönüp teftişe devam ederken kapılardan birine yanaştı. Eli kuşağındaki hançerinde her an çekmeye hazır. Kapıyı dinleyip başını çevirmesiyle karşı kapının altından ışık süzdüğünü gördü. Hançerini tamamen çıkartmadan biraz çekip temkinle kapıya yöneldi. Kapının yanında durup arkasına bakındı. Kapıyı aralıyor. Kapı Yunus'un makamı için kullandığı odasına açıldı. Subaşı onu oturur görünce rahatlayıp hançerinin sapını bıraktı. Yunus kitaplara gömülmüş halde bir şey arıyor. Kendini iyice kaptırmış, subaşını fark etmedi bile. Subaşı merakla içeri girdi.
yanına yürüyor. Diğer zabitler gibi üniformasının önü belirli aralıklarla alt alta sıralanmış kemer kopçalarıyla iliklenmiş. Affedin efendim. Burada olduğunuzu bilmez idim. Bildin işte şimdi. Yalnız bırak beni. Bir arzunuz, bir emriniz var mı efendim? Beni yalnız bırakman kafidir Subaşı. Subaşı geri geri yürüyerek huzurundan ayrılıyor. Kapıya yaklaşınca önüne döndü. Yunus ardından bakıp başını işine çevirdi. Subaşı koridora geçip bir süre sessizce izledi. Kapıyı çekiyor. Yunus başını önüne kaldırıp sıkıntıyla arkasına yaslandı. Kafası karışmış bir halde yeni başından aldığı Arapça yazılı kağıda bakarken resim dondu. Bu dizinin betimlemesi Tekten Film tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemedernegi.com Sesi Betimleme Metin Yazarı Nezahat Çalkamcı, seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak, altyazı Gülay Yılmaz, Ece Naz Batmaz, işaret dili Müjde Kolçak, son kontroller Zehrin Yılmaz, Beliz Coşar, Samet Demirtaş, teknik yapım Murat Özçelik, Gülay Mart, yönetmen Kamil Aydın, yapımcı Mehmet Bozda, danışmanlar yardımcı doçent doktor Mustafa Tatçı, yardımcı doçent doktor Ünlü Arıç, bölüm oyuncuları Alim Toygun Ateş, Sabit Doğan, Burak Albayrak, www.facebook.com/yunusemredizisi, www.twitter.com/yunusemredizisi, www.instagram.com/yunusemredizisi. Bu film TRT 1 tarafından Tekten Film'e yaptırılmıştır yazdı. Film makarası şeklinin içinde T harfinin altında Tekten Film yazılı logo.